İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili polislerimiz, sevgili jandarmalarımız, kıymetli misafirler, hayırseverler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'la birlikte ülkemizin dört bir yanında gece gündüz çalışan tüm emniyet güçlerimize selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında emniyet ve jandarma teşkilatımız bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Dün biliyorsunuz gaziler günüydü. Görevleri sırasında gazi olan tüm kardeşlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. 85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımız hiç tartışmasız ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Eğer evlerimizde huzur ve güven içinde oturabiliyorsak, eğer millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, eğer çocuklarımız hiçbir korku olmadan okullarına gidiyorsa, eğer gençlerimiz ülkemizin her yanında özgürce dolaşabiliyorsa, eğer malımız, mülkümüz, canımız, namusumuz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz teminat altındaysa, hiç şüphesiz bunda aslan payı sizindir. Gece gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır. Her birinize, sizlerin şahsında tüm polis, jandarma, asker ve sahil güvenlik personelimize Türkiye için, Türk milleti için yaptığınız hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Devletimize ve milletimize karşı mesuliyetlerinizi yerine getirebilmemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İşte bugün jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Böylesi anlamlı bir tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı hasreten vurgulamak isterim. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçlarımızın 5001 tanesini emniyet teşkilatımız kullanacak. 2203 adedini ise jandarma teşkilatımız kullanacak. Toplamda 7204 adet yeni taşıt emniyet ve jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Yeni araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her zaman söylüyorum, polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. Sadece personel sayısıyla arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç, gereç, donanım ve teknolojik kapasitenin de güçlendirilmesi şart. Kolluk birimlerimizi görünür kılacak,
daha hızlı, daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır. Bugün sizlerin kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah bu amacımıza bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Değerli arkadaşlar, insanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin de asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur, ne demokrasi ve özgürlükler olur, ne de ekonomik kalkınma olur. Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir. Vatan topraklarının her karışında asayişin en üst düzeyde temin edilmesidir. Biz yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıların acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokaklarımızın nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra 80'lerde, 90'larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde nasıl bir atmosferin hakim olduğunu gayet net hatırlıyoruz. Gençlerimizi, pırıl pırıl evlatlarımızı maalesef o karanlık iklimde kaybettik. Ekonomik açısından da millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi yıllarca ikinci sınıf ekonomiye, ikinci sınıf demokrasiye mahkum ettiler. Kargaşa ve çatışma ortamını da milletin ensesinde adeta boza pişirdikleri vesayet teşebbüslerinin bahanesi olarak kullandılar. 2002 yılında göreve geldiğimizde geçmiş acı tecrübelerin ışığında asayiş hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına büyük önem verdik. Eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, savunma sanayinden enerjiye ve ulaşıma varıncaya kadar ülkemizi büyük yatırımlarla donatırken Türkiye yüzyılının taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Değişen güvenlik tehditleri karşısında teknik kapasitelerimizi artırdık, yeni mücadele konseptleri geliştirdik. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimiz bunlardan biriydi. Mafyayla, çetelerle, organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadele bunlardan diğeriydi. Zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına göz açtırmama aynı şekilde bunlardan biriydi. Vatandaşımızın huzuruna kastedenler, karşılarında ilk önce devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Kendini devletten, kanundan, nizamdan üstün gören, kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKPC'sinden DAEŞ'ine, eli kanlı canilere karşı 35.500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla, yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla
bunun ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha gördük. Hem yerli milli yazılım geliştirme projelerimizin, hem milli teknoloji hamlemizin, hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Polisimiz, jandarmamız, askerimiz, istihbaratımız, güvenlik kurucularımız katil sürülerinin peşlerini bırakmıyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyor. Aynı durum çeteler için, mafya için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerlidir. Şunun bilinmesini isterim. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz. Devletimize, milletimize veya demokrasimize yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Hem güvenliğimizi tam manasıyla sağlamaya çalışıyoruz, hem de bunu hukuk ve demokrasi çerçevesinde yapmaya hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'yi güvenlik hizmetleri başta olmak üzere her alanda dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çabalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğinizin ve alın terinizin çok önemli rolü bulunuyor. Aşılmaz denilen dağlarda, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Deresi'nde tüm o mağaralara, inlere girdiniz ve bu teröristleri oralardan çıkarmak suretiyle temizlediniz. İşte o geçilmez denilen yamaçlarda, bu cennet vatanın her karışında, her noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu milletin huzuru, güvenliği ve istikbali için nöbet tutarken, namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Milletimizin medarı iftiharısınız. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz be öz evlatlarısınız. Ne denli çetin şartlar altında vazife yapmakta olduğunuzun farkındayım. 85 milyonun esenliği için ne nasıl büyük bir özveride bulunduğunuzu çok iyi biliyorum. Sizlerle her zaman övündüğümü ve her zaman övüneceğimi bilmenizi istiyorum. Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim. Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları
bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyseler, biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz. Rehavete kapılmayacak, gardımızı asla indirmeyeceğiz. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Huzurumuza, emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Nerede görev yaparsanız yapın. Milletimizle el ele, gönül gönüle verin. Milletimizin kalbini kazanmaya daima özen gösterin. Üzerinde şerefle taşıdığınız üniformada şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı olduğunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden görevinizi ifa ederken bunları mutlaka gözetmenizi bekliyorum. Burada şunu da tekrar hatırlatmak isterim. Vazifesini hakka, hukuka, vicdana, ahlaka uygun şekilde yapan her polisimiz, her jandarmamız benim kardeşimdir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak meşruiyet içerisinde özellikle bu çizgiden sapmayan her kamu görevlisi gibi sizlerin de sonuna kadar yanınızdayım. Polisimiz de, jandarmamız da milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Fedakarlık ve kahramanlıkla yürüttüğünüz tüm hizmetler için ülkem ve milletim adına şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni taşıtların huzura, güvene ve hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Hitaplarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten devletlerinizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Yüksek müsaadelerinizle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza hizmete alınan 7204 hizmet aracımızı şimdi göreve uğurlayacağız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, İl Başkanlarımızı, Jandarma Genel Komutanımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Sahil Güvenlik Komutanımızı, İl Jandarma Komutanımızı, İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Sahil Güvenlik Komutanımızı davet ediyoruz. Dua için İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş'u davet ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ilal hak ve ila tarikum mustakim. Bibereketi Kur'anil azim. Ve bihurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. Vaghfir lana zunubana bifazlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ya müfettihal ebbab, iftah lana hayral bab. Allahümme iftah aleyna ebbab rahmetik ve yessir aleyna hazaina bifazlike ve cudike ve keramike ya erhamer rahimin. Ya muhavvilel havli vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal, bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, jandarma ve emniyet teşkilatımızın araç teslim törenini hayırlara vesile eyle. Hayırlı hizmetlere nasip eyle. Ya Rabbel alemin, bizleri senin rızandan ayırma. Ülkemizin asayişi, huzuru ve güveni için hizmet veren askerimiz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz ve bütün devlet görevlilerimizi muvaffak eyle. Her türlü beladan, kazadan, musibetten sen hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hamd ediyoruz verdiğin nimete, verdiğin devlete, lütfettiğin sıhhat ve afiyete. Daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ülkemizin şehirlerinde, dağlarında, sınır boylarında, sınırların ötelerinde güvenliğimiz, asayişimiz, huzurumuz için görev yapan bütün görevlilerimize, Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Onları her türlü şerden, kötülükten himaye eyle. Muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu ülkenin güvenliği için, vatanımız, milletimiz ve mukaddesatımız için görevi başında şehit düşmüş aziz şehitlerimize rahmet eyle. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş gazilerimize rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin, mekanlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Mencillerini mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hayatta olan gazilerimize sıhhati afiyet ihsan eyle. Devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan bütün görevlilerimize sıhhat, afiyet, sağlık ve emniyet ihsan eyle. Şehirlerimizi ve ülkemizi huzurun, asayişin ve emniyetin güveni altında sağlık ve afiyetle insanlarımıza huzur ve mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri senin yolundan, sevgili peygamberimizin ve ecdadımızın yolundan ayırma ya Rabbi. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi yüksek müsaadelerinizle 7204 aracımızı görev yerlerine uğurlayacağız, arz ederim. Tüm birimler rahat, hazır ol, araç bin. Tören birliği geriye dön.
Yerlerinize marş!